Evet, bugün Ramazan bayramının birinci günü ve yolumuz düştü. Bugün gezmek istedim şöyle ağzı açık Harfikale Mahallesi'ni gezmek istedim. Evet, meyve ağaçları çiçek açmışlar. Nasıl olsa Hatipoğlu'ndan ben herallığı aldım. O çiçekli şeylerden erik çalacağım yazın. Ya gel ye kardeş, helallığını aldım. Ben öyle yemem. Gelip çalacağım kardeşim. Öyle tatlı. Nasıl olsa helallığını aldım. Tamam mı? Galardırlardan çaldığım eriklerin de helallığını aldım. Gelip ne yapacağım? Yazın burada erik yiyeceğim inşallah. O eski günlerde olduğu gibi. Eski günlerde olduğu gibi çalacağım yani. Çalacağım. Galardırların eriklerini çalacağım kardeş. Tabii Nazımızın geçenlerin eriklerini çalacağız. Evet, buradan da Şingak görünüyor. Bir taraftan da şöyle izleyerek Şingak'ı ne yapalım, aşağı doğru gidelim. Ha. Bayburt'un da bir de bu yönünü tanıtalım. Bir de Bayburt'u bu yönüyle tanıyalım. İşte bunlar da Kalardır'ın eski evleri. Özellikle bu tarafı benden çok fazla çok fazla talep oldu çekmemi, yayınlamamı. Çok fazla talep oldu. Bu sözümüz de yerine ne yapmış? Getirmiş olalım. Bu arada. Evet, bu sözümüzü de yerine getirmiş olalım. Ha, buranın adı da Huzur Sokağı'ymış. Ya zaten bir iki ev var burada. Huzursuz olacak hali yok ki. Öyle değil mi yani? Aynen. Zaten bir iki tane ev var. Evet, Karardın'ın eski evleri. Şeyde aşağıda da tarihi evler de var tabii Karardın'ın. Onu da diyelim. Onu da diyelim. Ve benim çok sevdiğim bir arkadaşımın da evi burada. Naim Sandık. Yıllarca ne yaptık Naim Sandık'la biz? Birlikte çalıştığımız günler oldu. İyi bir kardeşimdi. Allah kanı kanı rahmet etsin. İnşallah ileriden inecek yer vardır. Oradan ineceğiz inşallah. Allah kanı kanı rahmet etsin. Rahmetli oldu Naim Sandık. Naim abi buraya bir tane de televizyon kurmuştu. Televizyon kurmuştu. Kalardına televizyon yayını veriyordu. Ben çok gülmüştüm. Ya Naim abi nereden aklına geldi diye demiştim. İşte Naim abinin aklına gelmişti öyle. Tabii ki kalenin de buradan görüntü şeyi çok daha ayrı. Güzel değil mi? Şimdi sevgili izleyenlerim, Hatipoğlu az önce söyledi. Kaleden ne yapmış? Anne tarafı kaleden inmiş dedi. Evet, Bayburt Kalesi'nden ilk inildiğinde ki kurulan mahalle, yani kaleden ilk çıkanlar Harfikale Mahallesi'ni kurmuşlar. Onu da buradan belirtelim. İlk bu mahalle kurulmuş. İşte o karşılar, o mezarlık olan yerler ne yapmış? İlk kurulmuş ve adı da Harfi Kalesi olarak ne yapılmış? Belirlenmiş. Şu hamamlarımız, onu da buradan söylemeden geçmeyelim. Bizim burada iki tane de hamamımız var dedik. Şöyle yaklaştıralım. Hamamımız bak şimdi orada tam o. Orada bir hamamımız var. Bir hamam da şurada var. İki tane de burada hamamımız var. Suyu da nereden geliyor demiştik. Kaşkıran mevkiinden, Şingöl tarafından gelen suyla hamamlar çalışıyor. Ve diğer şeyleri de, ihtiyaçları da
Çorum Nehri'nden ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Onu da oradan söyleyelim. Evet. Güneş tam karşıdan aldığı için tabii ki biraz görüntüyü bozuyor ama yapacak bir şey yoktur. Evet, buradan ne yapalım, noktayı koyalım. Ya da şuraya aşağı bir bakayım, nasıl ineceğiz onu da bilmiyorum ben. Bu bölge tıpkı Karadeniz sahilindeki gibi evler. Bayağı yamaç, bayağı dik. Yani biraz da Karadenizlere bu bizim kalardırlar benziyorlar. Onu da söyleyelim. Abi buradan yok herhalde. İneceğiz inşallah. Gel. Asfaltı delmiş çıkmış otlar. Evet. Buradan aşağı ineceğiz. Ve kamerayı kapatmayacağım. Kamerayı kapatmayacağım. Biraz oynayabilir, kusuruma bakmayın. Çünkü basamak indiğimiz için. Evet, Harfikale Mahallesi dedik. Harfikale Mahallesi'nde şu sağımızda bir de şehidimiz var burada. Yüzbaşı. Şehidimiz yatıyor orada. Şu an ismini unuttum, artık isimleri hatırımda tutamıyorum, haberini yapmıştık. Bilmiyorum uzaklığı bizden ne kadardı ki oraya da bir uğrasak mı diye. Galiba şu ilerideydi. Uğramadan geçmeyelim. Evet, o şehide de bir ne yapalım? Uğrayalım, bir Fatiha okuyup dönelim. Gelmişken. Evet, şurada bir tarihi evimiz vardı. Onu da çekelim. Evet. Şingahta kalardığında eskiden kalma evlerimizde, tabii ki harabeye dönmüş evlerimizde yer yer ne var? Göçmüş vaziyette. Evet. Sevgili izleyenlerim, abartmıyorum, doğru mu? Bizim Karadenizliler, pardon, Harfikale Beyefendi mahalleleri biraz Karadenizlere benziyor. Yani Karadeniz'de de bu şekli görebilirsiniz. Ben Trabzon'un Of'un şeyini gezdiğimde aynı görsel durumla karşılaşıyorum. Muhtarımıza buradan selam olsun. Karardı muhtarımıza. Çok sevdiğim bir kardeşimiz. Allah sağlık sıhhat versin. Evet. Geldik. Burada da güzel bir taş evimiz var. Evet, kültürümüzü yansıtıyor. Kültürümüzü yansıtıyor. Şey süslemeleri çok güzel. Kapı üstü süslemeleri çok güzel. Pencere üstü süslemeleri çok güzel. Bakayım. Tarih olarak 1920 kaç? Çekelim orayı bakayım. Tam göremiyorum. Evet, inşallah görebildik mi, göremedik. Evet, süslemeleri güzel. Süslemeleri güzel. Pencere süslemeleri de, pencere üstleri çok güzel yapılmış. Baybur sarı taşından ne yapılmış? Yapılmış. Baybur sarı taşından yapılmış, evet. Motifler. Şimdi sevgili izleyenlerim, bu motifler şimdi herhangi bir Osmanlı, ben şu pencere üstü motiflerine Osmanlı, Selçuklu diye ayrım yapamam. Bu yapan ustanın hayali şeyinde, doğrultusunda yapılmış buralar derim. Ancak çatı altındaki bölüme Selçuklu'yu andırıyor diyebilirim. Selçuklu motiflerini andırıyor diyebilirim. Evet, ama şu kısımlar, mesela şu pencere altı, denizlikler, bunlar için de aynı Selçuklu motiflerini andırıyor. Ancak diğer şeyler ustanın o günkü ruh halinden kendine efendim ürettiği motifler demekte fayda var. Şimdi mesela gelelim
mesela Ay Yıldız Osmanlı döneminin şeyi efendim genellikle Ay Yıldız ortadaki motif. Şimdi ortadaki motif Selçuklu motifi olabilir. Olabilir. Fazla inat etmem. Ama Osmanlı'da da o motifi ben hiç görmedim. Evet. Sonuçta Bayburt evleri işte bu. Deyip ne yapalım? Çıkalım. Sahip çıkmamız lazım kültürümüze. Geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Evet. Geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Ben teşekkür ediyorum. Bakımlı bir yer. Bakımlı bir ev. Sahibine ben teşekkür ediyorum. Şu çatılarda artık akmalar makmalar desem biraz kırılma dökülme var. Bunu da söyleyeyim. Orayı da bir düzelsinler. Allah muhafaza bu binaya dikkat etsinler. Çünkü gerçekten başlı başına bir sanat eseri. Onun için önemli. Evet. Evet. Bu da Karardım'da kerpiç ev. Bu da güzel. Evet. Bakayım. Şöyle üstten de bir çekelim. Karardın'ın bahçelerini. Bakayım bizim devamlı erik aldığımız bahçe işte şurası. Kürt kızının bahçesi. Allah kanı kanı rahmet etsin. Harika bir kadındı. Eskiler, ah eskiler. Evet, buradan da çevre çevre şöyle Şingat tarafını da gösterelim. Karardın'ı gösterelim. Şöyle biraz size ne yapalım? Detay verelim. İzleyin. Gurbetteki hemşehrilerim özlüyor tabii ki sıradan. Her bir çektiğimizi, yayınladığımızı özlüyorlar. Haklılar. Vatan. Vatan. Haklılar. Evet, devam edelim. İlerideki şehidimize gideceğiz. Ben bu bahçeden erik topladım. Evet. Bu bahçeden erik topladım ben.